Bismillahirrahmanirrahim. AÖF Arapça 1. AÖF İlahiyat bölümünün Arapça kitabı. Arapça 1 ünite 1'deyiz. 1. ünite Türkiye vatanı, Türkiye vatanımdır başlığı ile yer almakta. Şimdi İmam Hatip'i bitirip AÖF İlahiyat'a yeni başlayanların karşısına çıkan ilk kitap bu sanırım. Yeni müfredata göre bir kitap. Şimdi bu kitabı elimize aldığımızda elbette tek tek tercüme yaparak, metinleri ezberleyerek vakit kaybetmenizi önermiyoruz. Çünkü çıkmış sorulara baktığımızda parça tercümesi dediğimiz tarzdaki sorular yani yok veya bir iki tane anca var. Geçmeniz için bu kadar parçaya, tabii tek parça değil bir sürü parça var. Hepsini topladığımızda o kadar parçalar ile uğraşmanız anlamsız. Herhalde bir 10 ünite vardır. Demek ki eşittir 10 parça yani 10 parça demek bu. 10 parça ile uğraşmanız zaman kaybı gerekli değil. Elbette 100 almak isteyen varsa kitabı baştan sona titizce incelemesi ve anlaması belki bazı yerleri ezberlemesi gerekir. Ama amacınız 100 almak değil 80, 85 belki 90 almak yeterli diyorsanız tercümeyle yani parça tercümesiyle asla uğraşmayın. Birinci sorulara baktığımızda birinci soru tarzında soru çıktığını da ben görmedim. Belki gözümden kaçmış vardır ama ben rastlamadım. Ama ikinci soru olarak yer alan metne baktığımızda bunlar çıkmakta. Yani eş anlamlı, zıt anlamlı, tekili bul, çoğulu bul bu tarz sorular çıkar ve önemlidir de. Parça önemli değildir çünkü parça gelip geçici. Öyleyse ikinci sorudan başlayalım. Konu anlatımına henüz geçmedik çünkü konuyla ilgisi yok. İkinci, üçüncü belki diğer sorulara birazdan bakacağız. İkinci soru altı çizili kelimelerin eş anlamlarını buradan parantez arasında tespit edin. Şimdi bunun konuyla bir ilgisi olmadığı için konuyu okumadan direkt buraya giriş yaptık. Birazdan konuya da geçiş yaparız. Cibalüke şamihatun. Cibal, cebelün cibal. Şimdi şamih kelimesi ne manaya geliyor? Önce bunu tespit etmek gerekir. Bunu tespit edersek sonra ikinci soruda altı çizili kelime onu tespit etmeliyiz. Üçtekini tespit etmeliyiz. Dört ve beş ve diğer sorularda yer alan altı çizili kelimelerin manasını tespit ederiz. Ardından parantezde yer alan kelimelerin manasını tespit ederiz. Tespit etme işi bittikten sonra zaten hangisi uyuyor, hangisi zıt bunu da tespit etmiş olduk yani o manada çıkmış oluyor. Şimdi direkt bunlar manalarını vermekten ise eşleme yapmaktansa nasıl bulunur bunlar? Yani sadece balık tutup vermeyelim, balık tutmayı da gösterelim dedik. Bu yüzden ne lazım bir ilahiyat öğrencisi için? Sadece Arapçadan bahsediyorum. Arapçayı geçebilmek için ne lazım? Sözlük lazım. Bir sözlüğünüz varsa bunları rahatça çözersiniz. Elbette biraz sarf bilgisine ihtiyaç duyarsınız. Çünkü sarf bilgisi olmadan sözlükten kelimeyi bulmak da zordur. İlerleyen ünitelerde sanırım sarfa dair konular da vardır. İşte örnek yapalım. Şami Hatun kelimesini ben sözlükten nasıl bulurum? Sözlükte direkt bu Şami Hatun diye yazmayabilir. Belki bazı sözlüklerde yazıyordur. Ama sen bunu bu şekilde bulmak zorunda değilsin. Ne bulmak gerekir? Bu kelimenin mazisini, bir kelime bulduğumuzda o kelimenin mazisini ve mücerridini bulmaya çalışmalıyız. Şamihatun ismi fail. Şamihatun ismi fail. Asli harfleri nelerdir? Şin kelimenin aslından. Ardından gelen mim harfi kelimenin aslından. Bir de ha harfi. Bunlar kelimenin aslından olan harfler. Demek ki ne bulmam lazım sözlükte? Şin, mim ve ha harfi. Bu üç harfi sözlükte yan yana bulabilirsem manayı zaten bulurum. Öyleyse sözlüğü açıp bunu bulalım. Şami hatun, şin, mim, ha harflerinden oluşmaktaydı. Sözlüğü açtık. Şin, mim, ha sırayla bulacağız. Önce şin. Şin harfine gireriz. Şin ile mimi yan yana bulacağız. Ardından mimden sonra ha gelecek. Bu şekilde tespit yapacağız. Bakıyoruz sırayla gidiyor. Tabi alfabetiktir sözlüklerin çoğunluğu. Şin, mim, te, şin, mim, ha'yı görebildik mi? Göremedik. Bitti. Demek ki sayfanın içerisinde yer almış yani. Hemen ş, m, t'den bakalım.
Bakıyoruz Şemet'e, aşağı doğru iniyoruz. Şemeha. Evet, aradığımız kelimeyi bulduk. Şemeha. Şemeha ile Şami Hatun aynı manada. Yani aynı manada derken bu mazidir. O da isim faildir. Mazi olduğu için işte ne diyor manası? Yüksek olmak. Yüksek oldu dersin. İsim fail olduğu zaman yüksek olucu, yüksek olan, yüksek diye mana verilir. Demek ki zaten burada Şamih diye de geçmekte, yüksek manasına gelmekte. Şamihun, Şami Hatun, o da mühendis. Pek bir fark yok. Sözlükten kelime bulmayı anlatıyoruz. Fazla detaya girmeyelim. Şami Hatun kelimesi Şin, Mim, Ha harfinden müştak, yani o kelimeden oluşma. Bunu sözlükte bulduk. Yüksek demek. Öyleyse Şami Hatun da yüksek demek. Hemen kenarına yazarız. Sıra geldi. Bunun manası tespit edildi. İkincide ne vardı? Ecmeli, ecmel kelimesi. Ecmel kelimesi de cim, mim ve lamdan oluşma. Baştaki e sonradan gelme, kef sonradan gelme. Bunlar zayid. Bunları tespit edebilmeniz için sarf okumanız gerekiyor. Sarf dersleri internette doludur. Örnek emsele, bina, maksut gibi kitapları okuduysanız bunları tespit çok kolay. Ama okumadınız, fark etmez, internette bunların dersleri var. Ücretsiz dolu video var. Yine o da yok. Onu da yani izlemezseniz, ilgilenmezseniz bile bu kitapta ilerleyen ünitelerde sarfla ilgili bilgi zaten gelecektir. Ecmel kelimesi cemelden gelmekte. Öyleyse ne yaparız? Sözlüğü açarız. CML harflerini yan yana ararız. Cim, CML'yi arıyoruz. CMM'yi bulduk. Cemede, Cema'a, Cemehe. Görüldüğü üzere burada da CML şeklinde mimden sonra lam direkt verilmemiş ama sayfaların içerisinde gizlidir. Bulduk. Ne diyor? Cemele yecmülü babından özetlemek manasına geliyor. Cemule yecmülü 5. baptan güzel olmak manasına geliyor. Demek ki güzel, yakışıklı, hoş manasına geliyormuş. Bu kelimeyi de aynı şekilde not alırız. Sıra gelir 3. soruya. Burada da ne olmuş? Ehinnu kelimesinin altı çizilmiş. Bunu da yine aynı şekilde sözlükten buluruz. Her birini sözlükten bulduktan sonra parantez arasındaki kelimeleri sözlükten buluruz. Bu durumda ortaya çıkar yani hangisi eş manalı. Şimdi kısaca bu şekilde nasıl bulunabilir ona değindik. Şimdi artık devam edelim. Tek tek verelim, devam edelim. Ne demiştik? Şami Hatun kelimesi. Şemeha yeşmehu. 3. baptan yüksek manasına giriyor. Mürtefa da aynı şekilde. Mürtefiun. İrtefa, yertefa, irtifaun, mürtefiun, mürtefaun. Bu da yüksek manasında. Demek ki Şamih ile mürtefi aynı manada. Ecmel kelimesi güzel manasına geliyor. Ma ecmeleke, sen ne güzelsin. Bu da cemal ile eş anlamlı. Cemal de güzel demek. 3. soruda Ehinnu kelimesi var. Bu da hanne yehinnu'dan gelmekte. Özlem, hasret çekmek manasında ki o da eştagu kelimesiyle eş anlamlı manaya gelmekte. 4. soru la eşuru. Eşuru yani şa'ir kelimesi. 1. baptan muzari fiil, nefs-i mütekellim vahdehtir. Bilmek, farkında olmak, hissetmek. O da ne olur? Ehissu. 5'e baktığımızda validi, validün, validi sondaki ya zait yani bir zamir sonradan gelme. Şimdi şunu bileceğiz. Validetün anne, validün baba demek. Madem ki valid baba demek, ebun da baba demek, eş anlamlı oldu. 6'ya bakıyoruz. Maza turidu. Turidu, erade yuridu, turidu. Bu da yeblubu. Talebe yettubu, irade etmek, istemek. Evet, yettubu burada. Sonuncusuna geldik. Bu da ne? Nebniye kelimesi yunşi'u ile eş anlamlı bina kılmak, geliştirmek. Parçada geçiyordu bu kelimeler. Bu şekilde bunları açıkladık. 3'e baktığımızda zıt anlamlıları parantez ile ilişkilendirin. Ba'id kelimesi uzak manasına gelir. Zıt mana arıyoruz. Öyleyse yakın arayacağız. O da nedir? Garibun. Ba'idun garibun. Bunlar zıt.
Nasıl bulunur? Sözlüğü açarsın. Ba'id kelimesini bulursun veya ba'ade'yi bulursun. Manasını kenara yazarsın. Her birinin yani şuradaki 7 tane soru altı çizili olan her kelimeyi sözlükten buluruz. Ardından bunları buluruz. Bu şekilde ortaya çıkmış olur. 2'ye baktığımızda 2'nin zıt anlamlısı. Burada ibta'ettu ben uzaklaştım demek. Öylesine lazım yakınlaşmak lazım. İktarabe yakınlaştı. 3 Sa'iden mutlu, hazin olmalı. Hazin, hüzünlü. 4. Yusi'e, sa'e yusi'u kelimesi. Çirkin, kötü manasına geliyor. Yuhsinu da güzel, iyi manasına gelmekte. 5. Cemiletün, cemil güzel demek. Öyleyse gabih kelimesini buluruz. Gabih'un da çirkin demek, zıt anlamlı. 6. Aşe, yaşadı. Mate, öldü. 7. Rahat kelimesi, rahatlık demek. Huzur, kolay demek. Taabun, zor demek. Zıt anlamlı. Tekillerini bulun. Gene önemli bir soru tabii ki. Miyah kelimesi maundan gelir. Maun, miyahun. Cemi mükesser. Ceddün, ecdadun. Yine cemi mükesser. Cedd yani müfredi. Hayratun kelimesi. Hayratun olur. Cemi müennes bu. Cibal, cebel, enhar, nehir kelimesi, nehrun, enharun, şevadiu, şadiun gelir, gabatuke, gabetun, suhul kelimesi, sehlun, suhulun, ihveti, benim kardeşim, bu da nedir? İhvetundur aslında, sondaki ya, zayt, yani zamir sonradan gelme. Bununla ilgili olarak da, ehun kelimesinin cemisi, ihvetun gelir. Ve ihvanun gelir. Kardeş, yakın arkadaş, cemaat mensubu gibi manalara gelmekte. Bir de uhtun var. Uhtunun cemisi ehavatun. Kız kardeş. Bu şekilde bununla alakalı kelimeleri söylemiş olduk. Altı çizili kelimelerin çoğulu semaun, semavatun, turab kelimesi toprak manasındaydı. Bu da etribetun. Cemi mükesser yine hep. Vatanın, vatan kelimesine geldiğimizde evdan kelime evtan gelmekte. Sa'id kelimesi suede gelmekte. Uhti kelimesi az önce geçti. Bu da kız kardeş manasında. Tercümeler dediğimiz gibi bundan bir bilemedik. İki soru çıkar. Zaman kaybına hiç gerek yoktur. Direkt konuya geçiyoruz şimdi. Yani eş anlamlı, zıt anlamlı, tekil, cemi. Bunları bilirsek ardından bilmemiz gereken tek şey dil bilgisi. Arapçada kelime çeşitleri. Kelime üçe ayrılır. İsim, fiil, harf. Kelime dediğimiz zaman ismi de kastedebiliriz, fiili de kastedebiliriz, harfi de kastedebiliriz. Kelime üçe ayrılmakta. Kelime kavramı demek ki üç şeyi içerir. İsmi, fiili ve harfi. Öyleyse isim, fiil, harf nedir? Şimdiki konumuz İsmi tespit edebilmek, fiili tespit edebilmek, harfi tespit edebilmek, ardından isim ve fiil cümlesini tespit etmek. Konular bunlar. Meşhur konular. Nahiv kitapları genelde bu konularla başlarlar zaten. Önce isim fiili bir bilin, isim fiil cümlesini bir bilin derler. Şimdi isim dediğimiz zaman aslında bunun biraz birkaç sayfa aşağıda ayırt edici özellikler tablo halinde verilmiş. Dolayısıyla direkt oraya geçebiliriz. Şimdi isim ne olur? Yuvarlak ta. Buna ne denilmiş? Ta el merbuta. Merbuta tası yani yuvarlak ta. Ne alır? İsim alır bunu. Fiilde bunu göremezsin. Tenvin ne demek? İki üstün, iki ötre ve iki esre. Bu da sadece isimde olur. Fiilde olmaz. Tenvinli bir kelime görürsek direkt isim diyelim. Yuvarlak ta ile kelime bitmiş ise yani kelimenin son harfi yuvarlak ta ise ona isim diyeceğiz. Cer harfi. Cer harfinden sonra gelen her kelime isimdir. Çünkü fiil harfi cer almaz. İşte harfi cerler nelerdir? Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kef, hatta diye devam ediyor. Tabi hepsini vermemişler. Nida harfleri ya, eya, a, ey, hemze, va, muhtesun, bin, nüdbeti diye devam eder. Ona bir kısmı verilmiş. Nida harfi de ismin başında yer alır, fiilin başında yer almaz dese de aslında daima fiilin başındadır da orada mahzuf fiil vardır. Görünen isimdir yani. Bu biraz ayrıntı bir konu.
Zaman manası isimde vardır. Fiilde, pardon, fiilde zaman vardır, isimde yoktur. Örnek: kitabun bir kitap. Bir zaman yok. Oysa fiil, mesela ketebe, yazdı. Bir zaman içiyor. Dili geçmiş zaman değil mi? Yazdı, yazıyor, yazacak. Bunlar hep zaman içeriyor. Yazdı, geçmişte yazdı. Yazıyor, şimdi yazıyor. Yazacak, ileride bir gün yazacak. Zaman manası var. Oysa isimde zaman manası yok. Kitabun kitap. Ne zaman kitap diye sorulmaz. Kitap kitaptı. Kitap örnekti. İsim de olabilir. Hasan, Hüseyin, Ali, Veli. Bunlar zaman manası içermiyor. Tek başına anlam ifade eder. Fiil de isim de tek başına bir anlam ifade ediyor. Oysa harf tek başına bir mana ifade etmez. Ba ne demek? Bir manası yok. Ama cümle içerisinde bir manaya gelir. Pek çok manaya gelir. Gadi, gad edatı isim başına değil, fiilin başına gelebilir. Genelde mazi ve muzari de en çok muzarinin başına geliyor. Ve gad yekûnu lazimen, ve gad yekûnu bilmem ne, hep bu şekilde geçer yani. Gad, mazinin başında kesinlik manası ifade eder. Mesela ketebe yazdı. Gad ketebe kesinlikle yazdı. Gad'ı muzarinin başına getirelim. Yektubu. Gad yektubu bazen yazar, nadiren yazar, az yazar gibi manaya gelmekte. Demek ki mazinin başında gad kesinlik, muzarinin başında ba'ziyet ifade etmekte. Lem ve lemma bu edatlar da ismin başına değil, fiilin başına gelir. Lemma mazinin de başına gelir, muzarinin de başına gelir. Lemma ketebe yazdığı zaman. Lemma mazinin başında zaman ifade eder. Muzari'nin başına geldiği zaman cezm edatı olmakta. Ayrıntıları ileride gelecektir muhtemelen. Yani fiili cezmedenler, orada ayrıntılarına değiniriz. Şu an şunu bilelim. Lem ve lemma fiilin başına gelir, ismin başına gelmez. Sin, selfe ismin başına gelmez, fiilin başına gelir. Örnek verelim. Seyegulü süfehâ'u yegulü. Gâle yegulü. Yegulü muzari bir fiil. Seyegulü yakında diyecek kim? Es-süfehâ'u. Akılsızlar, beyinsizler. Seyyûlü süfehâ'u minennâsi mâvellâhum. Bu bir ayet biliyorsunuz. Simgelebiliyor. Sefede oldukça gelmekte. Bir de ne var? İzen, key, len, en gibi nasb edatları da fiilin başına gelir. İsmin başına gelmez. Demek ki en gördük. En'den sonra bir kelime var. O kelimeye direkt fiil diyebilirsin. Len gördün, ardından bir kelime geldi. O kelimeye direkt fiil diyebiliriz. Key ve izlen için de aynısı geçerli. Sefe'yi gördün, ardından bir kelime geldi. Direkt fiil de. Sin gördün, ardından gelen kelime direkt fiil. Lemma gördük, ardından gelen kelime hemen fiil. Kat gördük, ardından gelen kelime ne olur? Fiil olur. Zaman manası çok önemli burada. Zaman manası fiilde var, isimde yok. Bu çok önemli. Bir de ne önemli? Harfi cer ve tenvin. Harfi cer almak durumu fiile mahsus değil, isme mahsus. Fiil harfi cer almıyor. Burada tabi göremediğimiz bir şey var sanırsam. Belki ben göremiyorum, belki de vardır. Elif lam da isme dahil olur, fiile dahil olmaz. Örnek verelim. Hamd kelimesi. Hamide yahmedu hamdun. Hamd etmek. Başına elif lam gelir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha suresi. O elif lam dahil olduysa bir kelime var, ne diyeceğiz direkt? İsim diyeceğiz. Fiilin başına elif lam dahil olmuyor. Cer olmak, esra almak, tenvin almak, bunlar hep nedir? İsmin alametleri. Şimdi geçtik. Oradaki tablonun biraz açıklaması var. 1. İsmin başına elif lam takısı gelebilir. Fiil ve harfin başında elif lam gelmez. Örnek: el camiatu. Camia kelimesinin başında ne var? Elif lam var. Öyleyse nedir? İsimdir. El fasl kelimesi. Elif lam var başında. Öyleyse isimdir. El kitap. Elif lam var. Öyleyse bu da isim. İsmin başına ya, eya, a diye nida harfleri gelebilir. Ya Ali. Ya geldi. Öyleyse ardından gelen nedir? İsimdir. Ali kelimenin isim olduğunu, hani buradan oldu ya, nida harfi. Aliyu. Ali insan ismi zaten, direkt belli. Ehsin. Bu emri hazır, yani fiil. İla harfi cer. Demiştik ki harfi cerden sonra gelen kelime isimdir. İşte el fakir kelimesi isim.
Bunun isim olduğunu hem başındaki harfi cerden anlayabiliriz, hem kendisinin eliflamlı olmasından anlayabiliriz, hem sonunun esre ile bitmiş olmasından anlayabiliriz. Üç alamet var. Bir de ne var? Zaman manası yok kendisinde. Fakir, fakir demek. Fakir oldu, fakir oluyor. Fakir olacak gibi bir zaman yok. Dolayısıyla oradan da bunun isim olduğu anlaşılabilir. 3. İsmin başına ba min ila an ala lam fi kef hatta rubbe vaul kasem taul kasem gibi harficerler gelebilir. Ayrıntısı 8. ünitede anlatılacağı için şu an bunlara pek değinmiyoruz. Zehebtu ben gittim ile suki çarşıya ile şimdi zehebe ne? Fiil. Zehebe fiil. Gitti demek. Gitti. Ti. Ti, tu, du, di gibi biten kelimeler dili geçmiş zaman olarak adlandırılır. Yani Türkçe gramerimizde de bu vardır. Muhtemelen değil, kesinlikle görmüşsünüzdür. Unuttuysanız da bir tekrar etmekte fayda var. Tu zamir ben gittim ila harfi cer. Harfi cerden sonra ne gelir? İsim gelir. Öyleyse bu nedir? İsimdir. İsim olduğunu hem başında harfi cer olmasından, yani harfi cerden sonra gelmiş olmasından anlayabilirim. Bu bana yeter. Ama harfi cer görmedim. Dikkatimden kaçtıysa var elif lamda olmasından bunu çıkartayım. O da gözümden kaçtıysa son kelimesinin esre almış olmasından bunu çıkartayım. Fark edeyim. 4. Tenvin alır isimler dedik. İşte bakıyoruz. Bu ise fiil. Gönderildi. Ba'se bu ise meçhul fiil. Ba'se gönderdi. Kim? Allah'u Allah gönderdi. Kimi gönderdi? Muhammeden Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi diyebilirdik. Ama burada bu ise meçhul gönderildi. Gönderildi. Kim gönderildi? Muhammed'in Muhammed Aleyhisselam gönderildi. Muhammedun diyorum. İki ötresi var. Yani tenvini var. Dolayısıyla isim. Rasulen. Bu da tenvin ile bitmiş. Dolayısıyla Rasul kelimesi de isim. 5'e bakıyoruz. İsmin sonuna yuvarlak ta, merbuta ta'sı gelebilir demiştik. İşte şecara tun yuvarlak ta var. Nafize tun yuvarlak ta var. Seyyara tun yuvarlak ta var. Kelimelerin sonunda bunlar olduğuna göre bunların her biri nedir? İsimdir. Yuvarlak ta olmasına dikkat edeceğiz tabi burada. 6'ya baktığımızda isnadı kabul eder. Yani isim ne olabilir? İsnadı kabul etmesi demek ki müpteda olabilir demek. Sanırım burada değiniliyor. Bir müpteda olabilir, iki fail olabilir. Arapça fiil cümlelerinde fail yani özne. Türkçe'de özne, Arapça'da karşılığı fail, işi yapan demek. Buna ne denilir? Müsnedün ileyh denilir faile. Fiil ise müsnettir. Fiil cümlesinde böyle. Fiil cümlesindeki müsnedün ileyh faildir. Müsned fiildir. Name Aliyun. Name uyudu. Fiil. Kim uyudu? Aliyun. Ali uyudu. Ali teninle bittiğine göre isimdir. Name uyudu. Geçmiş zaman içeriyor. Mazi fiil. Bu yüzden fiil yani. Bunda ne var? İki tane unsur var. Uyuma eşi müsnet yani fiil. Müsnet hangisi? Fiil. Müsnedün ileyh hangisi? Fail yani Ali. Fail olduğu için ötelenmiştir. Bu fiil cümlesinde bu şekilde. Bir de ne var? İsim cümlesi var. İsim cümlesine baktığımızda mübteda müsnedin ileyh olarak adlandırılır. Haber ise müsnettir. Bunu ezberliyoruz. Fiil cümlesinde müsned denildiği zaman ne manaya geliyor? Müsnedin ileyh denildiği zaman ne manaya geliyor? İsim cümlesinde müsned ve müsnedin ileyh ne demektir? Bunları bilmeniz önemli. Fiil cümlesinde müsnet ve müsnedün ileyh. İşte müsnet ne? Fiil. Müsnedün ileyh ne? Fail. Fiil cümlesinde böyle. İsim cümlesinde müsnedün ileyh müpteda demektir. Müsnet haber demektir. Kavram bilgisi önemli olabilir. İşte el kitabı kitap nedir? Cemilün güzeldir. Kitap müpteda olduğu için müsnedün ileyh oldu. Haber müsnettir. 7. İsimler cümle içerisinde merfu, müfret tekil isimler, cem önüne salimler. Şunlar bunlar ne diyor? Hareketler bu irab konusu bu illaki daha sonraki ünitede yer verilecektir. Yine de bakalım madem burada anlatılmış. İsimler cümle içerisinde merfu. Merfu ne demek?
Raf olmuş. Raf olmuş ne demek? Bunu açıklayacak şimdi. Merfu denildiğinde insanların bir kısmı genelde ötreyi veya zamme diyelim ötreyi algılamakta. Oysa bu kısmen doğru. Tam olarak doğru bir anlayış değil. Müfret tekil isimlerde zamme olur. Tamam ötre olur. Cem önes salimlerde de öyle. Cem önes salim ne demek? Kurallı dişil çoğul demek. Cemi teksir, kırık çoğul. Yani cemi mükesser, cümu'u teksir. Bunlarda da yine merfu derken zamme kastedilir. Demek ki merfu ne demektir? Bu bir irab konusu. İlerleyen ünitede aslında işlenecek. Ama burada biraz acele edilmiş. Hemen araya koyalım demişler. Yani şu an bunu anlamasanız da olur aslında. Çünkü bu ayrı bir ünite konusu. Ama biz kısaca değinelim. Merfu kavramı ne manaya gelir? Müfret bir isim için zamme, ötre manasına gelir. Cem önüne salim için yine ötre yani zamme manasına gelir. Cem-i teksir yani kırık çoğullar için yine zamme manasına gelir. Mensup. Mensup ne manaya gelir? Tekil isimler yani az önce geçen müfret isim. Kırık çoğullar için fetha ile harekelenmek demektir. Ve mecrur, mecrur kelimesi tekil isimler, kurallı dişil çoğullar ve kırık çoğullar için kesre ile harekelenmesi demek. Tekil isim işte ne? Ali. Aliyün dersem ötelediğim için merfu olur. Aliyen dersem mensup olacaktır. Fethaladım. Aliyin dersem mecrur olacaktır. Bu tek yani tenvin olabilir, olmayabilir de. Aliyun da olabilir, Aliyu da olabilir, elif lamlı olabilir, muzaf olabilir, değişir yani. Tek ötre de olsa, çift ötre de olsa ona merfu denilir. Tek esre de olsa, iki esreli de olsa mecrur denilir. İki tane üstünlü olsa veya tek üstünlü olsa yine de mensup denilir. Buradaki konu ünitesi geldiğinde ayrıca değinilecektir. Çok önemli bir konu. Aşağıdaki cümlelerde isim cümlelerini İsim örneklerini inceleyiniz. Ca'e Aliyun. Ca'e geldi. Di dedim. Dili geçmiş zaman. Fiil. Aliyun iki öteyle bitti. Öyleyse isim. Nasıl bir isim? Müfret bir isim. Nedir? Faildir. Burada anlatmış her birini. Tekil isim olduğu için son harekesi zammelidir. Aliyun. Aynı durum. Zehebe el-muallimu. Öğretmen gitti. Cümlesinde muallim kelimesi için de söz konusu. Niye? Muallim müfrettir, tekildir yani. Fail olduğu için, fiilin faili olduğu için merfudur. Merfu ne demek? Kelime müfret. Öyleyse ötre alması demek. Tesni olsaydı ne olurdu peki? Muallimani olsaydı. O zaman yine ötre mi alacak? Hayır. Muallimani derken oradaki elif zaten ne demektir? Ötre demektir. Tesnilerde ötre yerine elif kullanılır. Ama bunlar şu an Arapça yeni başlayan birisi için kafa karıştırıcı konulardır. Onu da belirteyim. Yani yeni başlayan birisi şu an zorlanıyordur. Ama kitap işlemiş. Ra'a fi'il, tu fa'il, aliyen mef'ul. Burada hepsi anlatılmış zaten. Ra'aytu ben gördüm, aliyen Ali'yi gördüm. O yüzden burayı geçelim. Şu an zorlandığınızı düşündüm. Burası önemli. İsmin cer olmasının üç sebebi vardır. Harfi cer ile mecrur olabilir. İzafet ile olabilir. Bir başka mecrur kelimeye bağlılık. Yani biz buna tabilik diyoruz. Ve besmele örneği verilmiş. Çok meşhurdur bu örnek. Yani nerede geçer mesela? İbn Malik'in rahmetullahi aleyh Elfiye diye bir kitabı var. Bir gramer kitabı. Hem nahiy hem sarf bilgisi içeren bir kitabı var. Onun şerhlerine baktığımızda İbn Akil olsun, İbn Hişam olsun bu örneği çokça verirler. Aşağı yukarı tüm şerhlerde geçmekte. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'e baktığımızda Arapça yeni başlayan birisi için bu konulara girmek oldukça mantıksız aslında. Bi harfi cer yani ba bi diye yazılır. Harfi cerdir. Bismi isim kelimesinin sonunu cer etmiştir. Bismi esre vermiştir ona. İsim kelimesi neden esreli? Ba'dan dolayı. Peki Allahi, Bismillahi, Allah lafzı neden esreli bitti? Sağındaki isim kelimesinin muzaf olmasından dolayı. Muzaf ile mecrur. Rahman kelimesi olsun, Rahim kelimesi olsun. Her ikisi için de aynı şey geçerli. Bunlar da her ikisinde de ne olmuştur? Tabilik sonucu mecrur olmuşlardır.
Allah lafzının sıfatı olduklarından ona tabi olarak madem ki o mecrur biz de mecrur oluruz demişler. Çünkü sıfat mevsuf uyum içerisinde olmalı. Bu yüzden bunlar da mecrur olmuş. Sonuç olarak burada ne var? Bir harfi cer ile mecrur var. İki isim muzaftır. Allah kelimesini mecrur etti. Demek ki izafet ile mecrur var. Üç tabilik çünkü sıfat mevsuf ilişkisi var. Eşittir harfi cer ile mecrur, izafet ile mecrur ve tabilik, bağlılık ile mecrur şeklinde üç farklı yön ile mecrurluk meydana gelmiştir. Bir kelimenin isim olması için sayılan alametlerden herhangi bir tanesinin bulunması yeterlidir. Doğru, yani içerisinde sayılan isim alametlerinin hepsi aynı anda bulunmalıdır diye bir durum söz konusu değil. Ancak bir isimde bu saydığımız alametlerden birden fazlası da bulunabilir. Daha önce söylemiştik. Şimdi kalem kelimesi elif lamlı olduğundan isim olduğunu anlayabilirsin. Ama aynı zamanda zaman manası içermediğinden de anlayabiliriz. Ala harfi cer. Harfi cer'den sonra gelen kelime direkt isimdir demiştik. Direkt oradan çıkartılabilir bunun isim olduğu. 2. Elif lamlı olmasından çıkartılabilir. 3. Sonun mecrur bitmesinden anlaşılabilir. 4. Kapalı ta ile ta-i merbuta ile bitmiş oradan anlayabiliriz. 5. Bu kelime zaman manası içermiyor oradan da anlayabiliriz. Demek ki yani birkaç yönden anlaşılabilir de tek yönden de anlaşılabilir değişir. İsimleri tespit ediniz. Hangi alamet isim olduklarını belirleyiniz. Konuyla alakalı bir istek olmuş. Aade yu'udu. Aade fiildir. Aade döndü manasına gelen bir fiil. Zaten isim alametlerinden hiçbirini almamış. Yani başında harfi cer var mı? Yok. Elif lam var mı? Yok. Başında ya, ya gibi nida harfi var mı? Yok. Başka ne diyebiliriz? Tenvin yok. Esra almamış. Say merbuta yok. Sonra zaman manası var. Zaman manası olmamalıydı. İsim özelliklerinden hiçbir olmadığından direkt fiil olduğunu anlayabiliriz. Ardından el veledü. Veled kelimesi görüldüğü üzere elif lamlıdır. İsim olduğunu buradan direkt anlayabiliriz. Zaman manası da yok. Oradan da anlayabilirdik. Ama onun için mana bilmek gerekiyor. Manaya ihtiyaç duymadan direkt bakış ile elif lamdan çıkartılır. İla harftir. Harfi cer. Harfi cer'den sonra gelen kelime ne olur? İsim olur demiştik zaten. Direkt oradan anlaşılabilir. 2. Elif lamda olmasından anlaşılır. 3. Sonu cer ile bitmiş. Oradan anlaşılabilir. 4. Manasının zaman içermediğinden anlayabiliriz ama bunun için ya kelimenin manasını daha önceden biliyor olmak lazım ya da sözlüğe bakmak lazım. O daha uğraştırıcı olabilir. Kolayı nedir? Harfi cer'den sonra geldiği için isimdir. Bitti. Mesaen temin ile bitmiş isimdir. Sana fiildir. Nereden anlıyorum? Zaman manasından anlayabilirim. Kalıbından da anlayabilirim. Hani bablar vardır. Sülasi, mücerret, mezit gibi. İleride gelecektir veya daha önce görmüşsünüzdür. Bir babı olduğundan direkt çıkartabildim. Yani zaman manası içerdiğinden de anlayabilirim. Tabii ki isme ait olan özelliklerin hiçbirini göremedim. Oradan da anlayabilirim. Hasenun isim çünkü teminle bitmiş. Dairatun hem teminle bitmiş hem ta-i merbuta ile bitmiş. Demek ki isim. Varak kelimesine baktığımızda temin ile bitmiş hem de ta-i merbuta ile bitmiş isim. Hel harftir. Amelul insani. Amel kelimesine baktığımızda amel kelimesi fiil mi? Değil. Nereden anladın? Bunu anlamanın kolay bir yolu var. Kelime bu kelimeden sonra ne geldi? El insani. İnsan kelimesi esre ile bitti. İyi de niye esre ile bitti? Hayırdır? İşte demek ki başındaki kelime muzaaf. Muzaflar ancak isimlerden olur. O sanırım geçmiyordu. Belki geçiyordur. Her taraf okumadık biz. Amel kelimesi muzaftır. Muzaf olduğu için isim olduğunu anlarım. Bunun aynı zamanda zaman manası içermemesinden de anlayabilirim. Yani demek ki bir kelimeden sonra gelen kelime işte amelden sonra gelen insan gibi. Madem ki insan kelimesi esre ile bitti ne yaparım? Sağ tarafına bakarım. Bu kelime ya bir şeye tabi olarak mecrur olmuştur. Ya da ne olmuştur? Başında harfi cer vardır ya da başında muzaf vardır. Başında harfi cer olmadığını biliyorum çünkü harfi cerleri ezberledik. Bir yere tabi olmadığını biliyoruz çünkü mu'amülü bit-tebe'yi ezberledik. Öyleyse bu kelime muzaftır. İnsan kelimesi isim çünkü esrele bitti. Aynı zamanda elif lam manası içeriyor. Aynı zamanda insan bir zaman manası içermiyor. Ardından gelen kelimeye baktık. Esrele bitmiş olmasından isim olduğunu anlayabiliriz. Başındaki elif lamdan da anlayabiliriz. Efzalu ismi taf değil. Yani bunun da dolayısıyla
isim olduğunu anlarız. Nereden anlıyoruz bunu? Kalıbından ve manasından anlıyoruz. Min harficer, öyleyse ardından gelen isim. Zaten esreyle bitmiş, oradan da anlaşılabilirdi. El insan, esreyle bittiğinden anlayabilirsin. Elif lamda olmasından anlayabilirsin. Manasından anlayabilirsin. Et tabi'i, elif lamda olmasından anlaşılabilir. Esreyle bitmiş olmasından anlaşılabilir. Manasından anlaşılabilir. Bu nedir? İsimdir. Kâne, fiildir. Kâne yekûnü, bir mazi fiil. Nereden anladık? Kâne bir kere fiil kalıbında zaten. Kâne, gâle, fâze, bâ'e gibi. Bir kalıbı zaten kendine ele veriyor. Ama onu geç, kalıbı bilmiyorum. Manadan çıkart. Manayı da bilmiyorum. O zaman ismin özelliklerinden hangisi var? Birini bul bakalım. İsmin özellikleri nelerdi? Elif lam var mı? Yok. Tenvin var mı? Yok. Harfi cer var mı başında? Yok. Bu kelime muzaf mı? Ardına gelen kelime esneli değil ki muzaf olsun. İşte bu şekilde isminin özelliklerinin tamamını sayarım. Baktım ki hiçbir yok. Demek ki fiil. Hasenun tenvin ile bitmiş. Öyleyse isim. Gadi. Gad neydi? Bir edattı. Neyin başına dahil olurdu? Fiilin. Demek ki ardından gelen fiildir. Zaten belaga bir kalıpta. Bir mazi kalıbını şey, hani ketebe, nasara, fetaha, belaga hep aynı bak. Dolayısıyla nedir? Fiildir. Mazi fiil. Tavsiyen kelimesi elif lamlı olduğundan isim olduğunu anlayabilirsin. Sonunda kapalı ta olduğundan, yani kapalı ta derken ta merbuta olduğundan isim olduğu anlaşılabilir. Min bir harftir. Harfi cer. Ardından gelen kelime neydi daima? İsimdi. Umrihi. Kelime neyle bitti? Esre ile bitti. Demek ki nedir? İsimdir. Ardından gelen hi zamirdir. Kelime anasından değil. Tentegilu. Kelimesi intakale, yentegilu, tentegilu fiildir. Yani babından direkt çıkartılabiliyor ama çıkartılamıyorsa da ismin hangi özelliği var diye üzerinde dururuz. Hiçbir özelliği yok. Demek ki fiildir deriz. Ardından gelen kelime hem elif lamlı olmasından hem kapalı ta ile bitmiş olmasından isim olduğu direkt anlaşılır. Min harftir, harfi cer. Harfi cer'den sonra gelen kelime isimdir demiştik. Öyleyse vurfe isimdir. Aynı zamanda tenvinle bitmiş olması ve kapalı ta ile bitmiş olması onun isim olduğunu gösteren diğer bir özelliktir. İla harftir, harfi cer'dir. Ardından gelen kelime dolayısıyla isim olmalıdır. Direkt belli. Aynı zamanda tenvin ile bitmiş olması ve kapalı ta ile bitmiş olması da onun isim olduğunu gösteriyor. Fiil, zamana bağlı olarak müstakil bir anlam ifade eden kelimelerdir. Eylem, iş, oluş bildirir. Ketebe, yazdı, zehebe, gitti. Yekülü, yiyor. Ekele, yedi, yekülü, yiyor. Yenamı, uyuyor. Name, uyudu. Yenamı, uyuyor. Uktup, yaz. Emre hazır, ketebeden. Fiil üçe ayrılır. Bir, mazi fiil. 2. Muzari fiil. 3. Emri hazır. O da bir fiil. Birazdan gelir diye düşünüyoruz. Bakacağız. İkra, bu da emirdir, fiildir. Fiillerde isme ait özellikler olan yuvarlak ta, tenvin, elif lam takısı ve cer harfi alabilme gibi hususlar kesinlikle bulunmaz. Yani kesinlikle bulunmaz derken bu seviyede bulunmaz. Yoksa elfiye şerhlerine girdiğimiz zaman bulunur aslında. Bazı şeyler bulunabiliyor. Fiil zaman bakımından 3 kısma ayrılır. Mazi, muzari ve emir. Yani siz bulunmaz diye bilin yani bu şekilde aklınızda kalsın. Mazi fiil Türkçemizdeki dili geçmiş zamanın karşılığıdır. Ali dersi yazdı. D içerdiğine göre mazi fiil. Ketebe yazdı kelimesi. Celese Aliyun, Ali otur. Du, dı, du, ti gibi bitiyor. İşte harace çık. T demek ki bu da nedir? Dili geçmiş zaman yani mazi fiildir. Gördü, bildi, uçtu, hep ti, tu, du diye bitiyorsa bir mana ona mazi fiil yani geçmiş zaman fiili denilmektedir. Mazi fiilin hem isimden hem de diğer fiillerden ayıran yani muzariden ve emirden ayırt edici özellikleri vardır. Ne gibi? Mazi fiil çekim esnasında fiile bitişen ta'u te'nis yani müenneslik ta'sı. Nedir o? İşte ketebet. Cizimli ta, müenneslik ta'sı. Veya nasara, nasaru, nasarat. Bu nedir? Müenneslik ta'sıdır. Bu nedir? Kendisine bitişiyor. Te, ti, tu, tuma, tum, tunne. Bu zamirlerde mazi fiillere hastır. Yani bir nasarayı veya ketebeyi çekersek sonuna gelen bu eklerin maziye has olduğunu, muzaride yer almadığını bilebiliriz.
Zaten az aşağıda verilmiş. Fetahat. İşte fetahat, nasarat, ketebet, laibet, galet gibi. Bu neydi? Mühendislik tahtasına örnek. Laibtu. Buradaki tu fail. Laibtu, nasartu, ketebtu, fetahtu, gultu. Buradaki tu mazide olur yine. Cite, sen geldin. Buradaki te, sen manasında yine fail. İşte cite, nasarte, ketebte, fetahte. Buradaki te de mazide yer almakta. Keser tuma, nasar tuma, ketep tuma, fetah tuma, gul tuma, tuma zamiri tesniyede. Alim tum, nasar tum, ketep tum, fetah tum. Yine mazide yer almakta. Celesti, bayanlar için ti sen. Celesti, fetahti, ketepti, gulti gibi. Bunlar hep mazilerde yer alabilir. Mazi fiilin başına gat gelebilir. Kesinlik anlamı ifade eder. Kesinlikle yazdı. Burada yer almaktaymış. Evet. İhtimal manası alır. Muzarın başına geldiğinde. Mazi fiillerin sonu mebni olup cümle içerisindeki yere göre veya başında bulunan edata göre bir değişikliğe uğramaz. Mesela en iyi bildiğiniz fiil olarak ketebe veya nasara'yı düşünüyorum. Hem ikisinden örnek verelim. Ketebe veya nasara olsun. Bu fiil daima bu şekilde yazılır. Ne yaparsam yapalım. Ketebe KT bi olmaz. KT bu olmaz. KT ben olmaz. Değişmez. Nasara da aynı şekilde. Yani tüm mazi fiiller bu şekilde. Tabi ketebe derken tek o kalıp değil. Ketebe, keteba, keteba da değişmez. Ketebu, ketebu da değişmez. Bunları ne yaparsak yapalım. Sonlarında bir değişiklik meydana gelmemektedir. Bir de muzariyi tanımaya çalıştığımızda muzari şimdiki, geniş ve gelecek zamanları karşılar. Şimdiki, geniş ve gelecek. Şimdiki zaman yazıyor. Geniş yazar, gelecek yazacak. Ecek acak alır gelecekte. Ecek acak manası var. Genişte er ar, şimdiki de yor manası olur. Olumlu da böyle, olumsuz da ona göre uydurulur. Muzari fiilin başında mutlaka muzarat harfleri dediğimiz eteyne kelimesinde yer alan harflerden bir tanesi bulunur. Eteyne. Yani ne var burada eteyne'de? Elif var. Ne gibi? Burada var mı? Var. Ehrucu. Haraceden ehrucu. Ketebeden ektubu. Muzari'yi nasıl tanırız? Onu anlatıyor burada. Yani fiili tanıdık. Peki fiil muzari'yi nasıl tanırsın? Diğerlerinden nasıl ayırt edersin? İşte eteyne kelimesinde yer alan harflerden bir tanesi muzari'de kesinlikle bulunur. İşte ehrucu, ektubu, ensuru derken başta yer alan elif. Bu eteyneden elif burada yer almakta. Bir ne var? Nel'ebu. İşte ne olabilir? Nel'ebu'nun dışında. Nensuru veya ehrucu, nehrucu. Buradan da örnek verebiliriz. Neftahu, eftahu, neftahu, fetahadan. Nun gelebilir yani o manada. Eteyne de T vardır. Teftahani ve teclisu'da olduğu gibi ne var? İkisinde de T var. Teftahani, teclisu. Teclisu örnek yine en iyi bildiğiniz fiilden verelim ki anlamakta zorluk çekmeyin. Ketebe olduğunu düşünerek. Yektubu, muzarin çekimi. Yektubu derken direkt ne var? Eteyne'den Y var. Yektubani, yektubune hala ya var. Tektubu. Tektubu dediğimiz zaman eteğneden T geldi. Tektubu, tektubani, tektubune. Pardon, tektubu, tektubani, yektubne. Diğer tarafa geçtik. Tektubu yine T var. Tektubani, tektubune hala T var. Tektubine derken bu sefer yine T var. Tektubani, tektubune yine T vardı. Ektubun ektubu. Ektubun ektubu derken de Elif ve Nun var. Demek ki ya ve te diğer yerlerde demek ki hem elif ve nun nerede var? Ektubu, mektubu, ensuru, nensuru kalıbında. Nefs-i mütekellim vahde ve nefs-i mütekellim mali gayr kalıbında yer almakta. Muzari'nin başında eteğneden kesinlikle bir tanesi bulunur ama zayıt olarak bulunmalı. O anda dikkat edelim. Burada o yazılmamış sanırsam. Zayıt olarak bulunmalı. Mesela yesura. Yesura. Yesura kelimesini gördüğümüz zaman aha muzari buldum başında ye var diyemeyiz. Niye? Başındaki ye zayıf değil ki. Ye yatarsan yere ne kalır? Sura. Sura diye kelime yok. Hiçbir kelime iki harften oluşmaz. Bir fiil en az 3 harften meydana gelir. En fazla 6 harften meydana gelir.
Dolayısıyla eteğine dediğimiz harfler nedir? Zait olarak bulunmalıdır. Zait olmasına dikkat etmek lazım. İki, muzdarinin başında lem olur, lemma olabilir. Lem olduğu zaman cezmeder. Lem yektubu yazmadı. Bakın mana çok değişir. Yektubu yazıyor, yazar, yazacak manalarına gelebilir. Başına lem geldiği zaman yazıyor ve direkt yazmıyora çevrilmez. Yazmadı. Yani dili geçmiş zaman olarak olumsuza çevrilmekte. Burası bir püf nokta. Ketebe yazdı. Ketebe'nin olumsuzu ne? Yazmadı. Peki yektubu muzari yazıyor. Bunu olumsuzluk yapacağım. Başına lem getirdim. Yazmıyor diye çevrilmiyor. Yazmadı. Dili geçmiş zaman olarak olumsuz yapılmakta. Nasara yardım etti. Yensuru yardım eder, ediyor. Lem yensur yardım etmedi, etmiyor değil. Gale dedi. Yegulu diyor. Lem yegul demiyor. Bu şekilde değil. Demedi. Dili geçmiş zaman yapacağız. Demek ki muzarın başına lem geldiği zaman mana olumsuz olur. Ama dili geçmiş zaman olarak olumsuz olur. Ona dikkat. Lemma geldiği zaman henüz, hala diye çevrilir. Yani henüz yazmadı, hala yazmadı. Niye böyle? Çünkü ilerleyen süreçte yazabilir. Bir beklenti söz konusu, bir ihtimal var. Oysa lem yektup dediğimiz zaman olay bitmiştir. Yazma ihtimali kalmamıştır. Süreç tamamlanmıştır. Bu da yine dikkat edilecek bir nokta. Ama buradaki asıl nokta ne? Lem ve lemma muzarenin başına gelir diyor. Burada anlatmak zorunda sanırsam. Bakalım anlatmadıysa hata var. Muzari başına gelen ve sonunu cezmeden lemmanın dığı zaman manasına gelen ve mazi fiilden önce gelen şart edatı lemmadan farklı olduğunu unutmayınız. Lemma raitü diye devam ediyor. Bulunmaktadır. Demek ki lemma aynı zamanda nedir? Mazi başına da gelmekte. Ama mazinin başında zaman manası vermekte. Cezm etmiyor. Buna değinmişler. Evet. Geldi. Üçüncü ayırt edici özellik. Muzari fiilin başına gelecek anlamı katan sin ve sef edatları da gelebilir. Yehrucu çıkıyor. Seyehrucu çıkacak. Yakında çıkacak. Yeclisu oturuyor. Sefe yeclisu oturacak. Yani ileride oturacak manasında. Buna örnek vermiştik zaten. Yegûl diyor. Seyegûlü yakında diyecek. Es-süfahâ'u beyinsizler diye Kur'an'da geçmekte. Sinsefe muzariye dahil olmakta. Muzari fiilin başına ayrıca enlenkey izen nasb edatları da dahil olabilir. Uridu en ektube. Uridu ben istiyorum en ektube yazmayı risaleten bir mektup. Bir risale yazmayı istiyorum. Şimdi ektubu en geldi en ektube sonu fethalandı. Ne gibi? Ketebe yektubu sonu ötreli. Yektubu ötreli. Başına en gelirse yektubu ne olur? Yektube olur. Yensuru son harf ra ötreli. En geldi. Yensura oldu. Bu yani ne yaptı? Fethalıyor. Bu dört edat da aynı şey yapmakta. Enlen, key, izen. Bunların ayrıntıları İrab bahsinde gelecektir. Fiil zaten burada aynı şey denilmekte. Mazi, muzdari asla değişmez mebni iken. Bunlar daha sonra gelecek. Evet. Ayırt edici bir değer özellik nedir? Fiili muzari murettir. Mazi olsun, emri hazır olsun bunlar mebni. Fiil muzari ile emri hazır ve mazi fiilleri arasındaki bir diğer ayırt edici unsur nedir? Fiili muzari murettir. Yani sonu değişebilir. Son harfin harekesi değişebilir. Oysa mazide hiçbir değişiklik olmaz. Emri hazırda hiçbir değişiklik olmaz. Bakıyoruz işte nedir? Uktup emri hazır yaz. Bunun başına herhangi bir şey getirerek uktubu, uktube yapamazsın. İclis emri hazır başına bir edat getirerek o amilden ötürü sonu değişmez. Bununla birlikte şu da önemlidir. Bu da belki değinilmiştir bilmiyorum çok ince olarak yani ayrıntılı bir şekilde biz bunu incelemedik kitabı. Emri hazır uktubu olsa da iclis, unsur, udhul olsa da aslında ne olur? Cümlenin akışından dolayı esre alabilmektedir. Yani esre aldı diye isim mi oldu? Esre almak ismin özelliğiydi. Şimdi esre almak ismin özelliğidir ama bir etken, bir amilden dolayı esre almak ismin özelliğidir.
Fiilde bir etkenden dolayı olmaz. Cümle akışından dolayı olur. Mesela Müzzemmil suresi 2. ayet olsa gerek. Gum elleyle illa galila ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Gum elleyle illa galila. Gum ayağa kalk. Elleyle gece illa galilen ancak az. Şimdi gum elleyle diye okumuyoruz oraya. Nasıl okuyoruz? Gumilleyle. Game fiilinden emri hazır. Gum diye gelir. Ama gum elleyle diye kimse okumaz. Gumilleyle. Mimi estreleyerek. Gumilleyle. Gum kelimesi estrelendi. Hayırdır? İsim mi? İsim değil. Hani isimler estre alırdı. İsimler bir etkenden, bir amilden dolayı estre alır. Oysa fiiller cümlenin akışından dolayı, zaruretten dolayı alabilmekte. Şimdi gum elleyle denilmez. Niye? Leylin başındaki eliflam nedir? Vasıldır. Emze-i vasıl diyoruz ona. Dolayısıyla geçiş halinde gum elleyle diye okunmaz. Gumilleyle, emze-i vasıl geçişte okunmaz çünkü. Bu tür bir ayrıntı da vardır. Buradaki şeyleri zaten okumuştuk. Sıra geldi harfi. Harf nedir? Fiil, ismin dışında kalan, fiil ve ismin dışında kalana harf denir. İşte örnek nedir? Enlen, ke, izen gibi nasbeden edatlar olabilir. Ba, min, ila, en, ala, lam, fi, kef, hatta gibi harficeler yine aynı şekilde. Onun dışında vav, sümme, fa, hatta gibi atıf harfleri, inne ve benzerleri dediğimiz inne, enne, kenne, lakine, leyte, lealle gibi bunlar da hepsi nedir? Harftir. Harfleri bu şekilde saymış oldu. Ne yapacağız? Bunları işte artık 5-10 kere okuyarak aklınızda tutmaya çalışacaksınız. Bu şekilde işlem halledilmiş olur. Bunun dışında ne var? Aşağıda geçen kelimelerin çeşidini, isim mi, fiil mi, harf mi tespit edin. Burada ne oldu? Biraz şeyden bahsetmiş. Hani harf vardır, amildir. Harf vardır, amil değildir. Amil etken demek. İrabı etki yapan. İrab yani kelimenin sonunu değiştiren. Şimdi el muallimu fis safi. El muallim öğretmen fis saf sınıftadır. Bunun başına şimdi ne oldu? Harftir değil mi? Fi ne yapmış? Es saf kelimesinin sonunu cer etmiş. Esreyle bitirmiş. Fe esrelenmiş. Fis safi. Fi olmasaydı fis safi diye okunamazdı bu. Saffe olurdu. Buna başka bir örnek verelim. Demek ki harf ne yapar? Etki yapabilir. Ama yapmayabilir de. Hel de harftir. Hel ra'eyte. Sen gördün mü el-üstaze hucreyi? Hel bir etki yaptı mı ra'a fiiline olsun, üstaz kelimesine olsun? Hayır. Demek ki harflerin bir kısmı kendisinden sonra gelen kelimeye hareke yönünden etki yapabilir, bir kısmı yapmayabilir. İsim, fiil, harf tespiti yapmamız istenmiş. Tespit yapalım. El-cem kelimesi eliflamlı olduğundan isim. Sah kelimesi ötreyle bittiği için isim. Saf kelimesinin başında harfi cer var, direkt isim. Tabi biliyorsunuz eliflamlı olmasından da anlayabilirsiniz. Sonun esre olmasından. Zaman manası içermemesinden sayılabilir yani. Ketebtu fiildir. Nasıl bir fiil? Mazi. Çünkü tu, te, ti bunlar mazinin sonuna bitişebilirdi. Ketebe fiil zaten. Oradan da anlaşılabilir. Tu, zamir. El vacip kelimesi eliflamlı olduğundan isim olduğu bellidir. Menzili kelimesi eliflamlı. Mesel kelimesi hemze şeyle iki tane üstün yani teminle bitmiştir. Dolayısıyla isim olduğu ortada. El ra'i kelimesi eliflamlı olduğundan isim. Sonundaki ta'i merbutadan da belli. Sahih kelimesi içinde birebir aynı şey geçerli. Lil merza kelimesi eliflamlı olduğundan isim olduğu anlaşılabilir. Zaruret kelimesi sonundaki kapalı ta'dan yani ta'i merbutadan anlaşılabilir. Yetehaddesu tehaddese yetehaddesu fiildir, fiil muzaridir. Başındaki eteyneden ya'yı görmekteyiz. El estika'u cemi mükesserdir, isimdir yani eliflamından belli. Ani temrat an harfi cer, dolayısıyla ardından gelen ilk kelime isim olmak zorunda ki o da isim zaten, hem eliflamından hem esresinden belli. Erattu erade erattu mazi fiil, tu bitişmiş, oradan anlaşılabiliyor, fiil yani. Nüzhe kelimesi eliflamlı olduğundan ve ta'ya merbuta o içermesinden, o kelime onunla bitmiş olmasından isim olduğunu anlarız. Lakinne, innenne, kenne, lakinne, leyte, lealle, illa la, bunlar inne ve benzerlerinden olduğundan isimdir. El harra eliflam içermiş. Demek ki isim. Şedidün temrile bitmiş. Demek ki isim. İsim fiil harf tespiti yapmak zor değil yani. Oradaki tablo ezberlenecek. İsimde ne var? Fiilde ne yok? Bu birebir tablosu vardı. Orada ezberlenmesi ayırt edici özellik olarak yeterlidir. Cümle çeşitleri. Cümle Arapçada ikiye ayrılır. İsim cümlesi, fiil cümlesi.
İsim cümlesi her zaman çok klasiktir. İsimle başlayan cümleye isim cümlesi, fiille başlayan cümleye fiil cümlesi denir diye çok klasik bir tarif vardır. Tabi bu %100, yani ne diyelim, istisnası var diyelim. İsim cümlesi nedir? İsimle başlayan cümlelere isim cümlesi denir. Cümle isimle başladığı için bu şekilde ad almıştır. El kitab mufidun. El kitab. Elif lam içeriyor mu? İçeriyor. Demek ki ne? İsim. Zaten kitap da bir isimdir. Bunu zaten Türkçeden de biliyoruz. Madem ki bu bir isim türü kelime, cümle bununla başlamış. Öyleyse bu cümle nedir? İsim cümlesidir. İsimle değil de fiille başlasaydı fiil cümlesi derdik. Geldik. Babul beyt meftuhun. Bab kelimesi isim. Nereden anladık? Ardından gelen kelime esreli çünkü. Demek ki bu kelime ne o zaman? Muzaf. Muzaf hangi kelimeler olur? İsimler olur. İsim olduğunu oradan anladık. Manadan da anlaşılıyor zaten. Babul beyti meftuhun. Evin kapısı açıktır. Madem ki isimle başlamış, öyleyse isim cümlesi. İsim cümlesi ne diyor burada? Arapçada basit bir isim cümlesi iki isimden oluşur. Yani mübteda ve haberden oluşur. Zaten burada da aynı şeyler vardı. El kitabu kitap nedir? Mufidun faydalıdır. Kitap mübteda, müfid haber. Şimdi mübteda haber konusuna girecek ama kısmen girecek. Çünkü tamamen giremez. Çünkü mübteda haber ayrı bir ünite konusu olmalıdır. Burada tamamen işlenemez. Kısaca değinilecektir. Mübteda haberi şu an yani bilmeyen yeni başlayan birisi şurada tamamen anlayamayacaktır. Bunun ünitesine bakması gerekir. Ama kısmen bir şeyler anlamak adına izlemeye devam etmesi önerilir. El kitabı kitap mübteda müfidun haber. Mübteda haberden oluştu bir isim cümlesi. Öyleyse yani cümledir, isim cümlesidir. Babul beyti. Bab mübteda. Beyt onun muzafı ilgisi yok yani. Meftuh kelimesi ise haberdir. Geldik buraya. Mübteda ve haberden oluşur diyor. İsim cümlesinin öznesine mübteda denir. Ayrıntıları görüldüğü üzere daha sonra işleneceği yazmakta. İsim cümlesinin yüklemine haber denilir. Bunun da ayrıntısı daha sonra gelecektir. Ayrıntısı isim cümlesinin öğelerinde işlenir. Arapça normal isim cümlesi dizilişinde haber sonra gelinir. Ama bazen ne olur? Fil beyti racülün. Fil beyt evde vardır haber. Racülün mübteda. Demek ki mübteda mı önce gelir, haber mi önce gelir? Bunu kesin bir yani daima şöyledir diyemeyiz. Değişir. Kurallara bağlı aslında. Kuralları ilgi ünitede gelecektir. Zaten konu ayrıntıları ileride gelecek demekte. Aşağıdaki isim cümlesi örneklerini inceleyelim. El gurfetu oda nedir? Vasi'etun geniştir. Gurfe mübteda vasi'i haber. Ama nereden anlıyoruz? Asıl önemli olan bu. Manayı vermeyi, ögeyi belirtmeyi boş ver. Nereden anlıyoruz? Bu biraz meleke işi. Yani bu iş üzerinde bir süre vakit harcamalısınız. Üniteyi bir kere okudum. Mübteda haberi kaptım. Artık hepsini tespit edelim diyemezsiniz. Öyle bir şey mümkün değil. Yani mübteda haber üzerine kafa yormanız gerekiyor. Ama elbette nasıl tespit edilir? Şudur budur bir ton kuralı var. Kurallar faydalıdır. El gurfetu isim. Vasiatun de isim. İki tane isim var yan yana. Bunlar ne olabilir, ne olamaz? Düşünüyoruz. İki isim yan yana olduğu zaman düşünüyoruz. Sıfat mevsuf olabilir mi? Olamaz. Biri elif lamlı, biri elif lamsız. Yani aslında tespit için biraz bilgi gerekiyor. İlk ünite bu. Ne kadar bilgi olabilir ki? Dolayısıyla fazla açıklamayalım. Ama ilgili ünite geldiği zaman detaylarına gireriz. Şu an kitap anlattığı kadar anlatmakla yetinelim. İşte zaten tek tek anlatıyor yani. Daliban, Nacihan hangisi mübteda, hangisi haber tek tek belirtmiş. Dolayısıyla açıklanacak pek bir şey yok. Ama mübteda haber ünitesi geldiği zaman açıklarız. Fiil cümlesi de nedir? Fiille başlayan cümledir kesin. Fiil, Arapçada fiil işe başlayan cümlelere fiil cümlesi denir. Türkçemizde ise farklıdır. Olabilir yani. Nezele Esselcü kar yağdı. Nezle indi. Gökten indi. İndiği zaman kar ona ne denilir? Yağdı denilir. Selç kar demek. Nezle fiil selç ise burada faildir. Fiil cümlesinin de öğeleri var. Bir fail olmak zorunda. Her fiil fail alır. Bir de ne var? Mef'ul olabilir. Zaten burada anlatılıyor. Kurallı bir Arapça fiil cümlesinde diziliş şu şekildedir. Fiil fail olabilir veya fiil fail mef'ul şeklinde olur. Gara'e fiil talip.
Fail, kız zaten ise burada meful olmaktadır. Fiil, fail, meful var. 2. Name er-razi'u, bebek uyudu. Ne var? Fiil var, razi, fail var. Meful yok. Demek ki bir cümlenin fiil cümlesi olabilmesi için ne anlattı? Fiille başlaması gerekiyor. Aslında birebir gerekir mi? Birebir görünüşte gerekmez. Çünkü örnek verelim. Zeyden zarabtuhu nedir? Bir örnektir. Zeyden zarabtuhu. Zeyden iki temin alıyor. Öyleyse isimle başlamış. Zeyden zarabtu. İsimle başladığına göre isim cümlesidir. Denilemez. Öyle değil. لِأَنَّ التَّقْدِيرَ Çünkü onun takdiri açılımı nedir? Zarabtu Zeyden zarabtuhu demektir. Bu anlattığımız İbn Hişam'ın Kavaidül İrab adlı kitabında yazıyor. Yani ortaya çıkacak şey şudur. Fiil, fail, mef'ul cümlesi. Kara'e et-talibu kıssaten. Kıssaten kelimesi fiilin başına alınabilir. Kıssaten kara'e et-talibu olabilir. Tekrar edelim. Kıssaten kara'e et-talibu diye bu cümle yazılabilir. Bu durumda ne oldu? Cümle aslında isimle başlamış oldu ama görünürde öyle. Hala fiil var esasen. Mahsuf çünkü. Dolayısıyla diyebiliriz ki direkt görünüşte fiille başlaması şart değil fiil cümlesinde. İsimle de başlayabilir ama o ismin mensup olması gerekiyor. İşte meful burada. Kıssaten diye alırız onu. Kıssatun diye alırsan olmaz. Peki fail başa alınabilir mi? Et-talibu'yu başa aldık. Et-talibu kara e kıssaten olur mu? Olur da o zaman ona fiil cümlesi denilmez. Artık o isim cümlesi olur. Yani fail başa alındığı zaman fiil cümlesi isim cümlesine dönüştürülmüş olmaktadır. O et-talib ne olur orada? Mübteda olur. Kara kıssaten de cümle olarak haber olur. Özetle neyi bileceğiz? Mef'ul bazen fiilden önce gelebilir. Eğer fiilden önce gelen kelime mensup ise ona hala fiil cümlesi demeye devam edin. Salla aliyyün fiil mesid. Salla fiil aliyyün fail fiil mesid. Burada mef'ul. Fiil, fail, mef'ul ile fiil cümlesi oluştu diyor. Ra'a, fiil, hasen, fail, esed, mef'ul. Zaten hepsi yazıyor. Burada ne anlatılmakta? Fil mescidi salleytu. Örneğinde olduğu gibi mef'ulün öne geçmesi suretiyle bozulabilir. Ne bozuluyor? Sıralayış. Yani fiil, fail, mef'ul. Bu sırayla mı yer alırlar? Öyle bir mecburilik yok. Az önce değindik. Fiil, fail, mef'ul de olabilir. Sıralama. Sıralama işte örnekte olduğu gibi fil mescidi salleytu şeklinde de olabilir. Fil mescid burada mef'ul olduğundan lafzen mensup olmasa da mahallen mensuptur. Mef'ulün öne gelmesi suretiyle bu diziliş bozulabilir. Öne geçen mef'ul isim olsa da cümle yine de fiil cümlesi olarak anılır. Çok önemli yani. Ancak fail hiçbir zaman için fiilin önüne geçemez. Geçerse fiil cümlesi olmaktan çıkar ve isim cümlesine dönüşmüş olur. Türkçe'ye çevirin. İsim mi fiil mi belirtin. Türkçe'ye çevirin diye soru nedir? Zaman kaybıdır. İsim fiil harf belirtin konuyla ilgili. Şimdi isim mi fiil mi harf mi? Buna değindik. Kurallar tek tek verildi. Bunu bulmanız çok kolay. Ehaze nedir? Ehaze, nesara, ketebe, feteha. Üç harften oluşan mazi bir fiildir. Ali teminle bittiğinden dolayı isim. Mushaf elif lamla olduğundan isim. Min harfi cer öyleyse ardından gelen isim olmalı. Hızani. Hızaneti pardon. Min'den sonra gelen isim zaten direkt belli de. Ayrıca tay merbutadan da belli. Esteyle bitmiş olmasından da belli. Ebihi. Ebun. Baba demek. Baba oluyor deseydik fiil olabilirdi de. Eb kelimesi o manaya gelmiyor. Baba manasında. Dolayısıyla isim olduğu belli. Zaman manası yok çünkü. Aynı zamanda muzaaf olmasından da onun isim olduğunu anlayabiliyoruz. Diğerleri de her bir aynı yani bir saat kadar zaman geçti. Fark edebilmek zor değildir. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Ona da birer tane bakalım. Her ile başlamış. Her harftir. Harfi dikkate almıyoruz. Harfi cer olmadığı sürece. Harfi cer olsaydı direkt isim cümlesi diyebilirdik. Tabi duruma göre, takdire göre fiil cümlesi de olabilir. Az önce geçtiği gibi. Fil mescidi var değil mi? Fil mescidi salleytü. Fiille baş isim harfi cer ile başlamış fil mescidi fi el mescid
Ama yine de fiil cümlesiydi. Yani mef'ul ise olabilir. Her harfler dikkate alınmıyor. Haraca ardından geldi. Fiil geldi. Öyleyse nedir? Fiil cümlesi olur. Haraca fiil. Et-talibu fail. İle-sahati mef'ul olmaktadır. Hali. Halun hali. Bu nedir? Muzaf, muzafun ileyhi ve müpteda olmaktan ösürü isimdir. Zaman manası yok yani oradan anlayabilirsiniz. Şareke fiildir. Şareke faale yufaalu mufaale babından. Şareke katele gibi. Nazif emri hazır fiil. Her birini şey yapmayalım. Anlaşıldı yani. 3. İsim fiil harfi tespit ediyor. El ummu elif lamlı olduğuna göre isim aynı zamanda zamandan da belli. İşaratun tae merbutadan anlayabiliriz. El ebu elif lamdan anlayalım. Eti'un yeti'u fiil hemzeden anlayalım. Pardon, yani eliften anlayalım. Eteyne'den hemze var. Elif var. Fi harfi cer zaten. Harfi cerleri ezberleyelim. Harfi cer olduğundan harf olduğu anlaşıldı. Ardından gelen kelime elif lamlı olduğundan anlayabilirsiniz. Sonunda tae merbut olduğundan anlayabilirsiniz. Ettehizun ettehizu olabilir. Nedir? Fiildir. Başındaki eliften anlayalım. El vatan elif lamlı olduğundan isim olduğunu anlayalım. 4. Aşağıdaki kelimeleri anlamlı bir isim cümlesi oluşturacak şekilde sıralayın. Anlamlı isim cümlesinde ne vardır? Mübteda ve haber vardır. Öyleyse en az yani bu vardır. Öyleyse mübteda haber içeren bir cümle oluşturmayı deneyelim. Et-talibani iki öğrenci nedir? Müctehidani çalışkandır. Fi durusihima derslerinde. Evet, bu şekilde cümle kurulabilir. Ebi benim babam seyyaratu dur bakalım. Seyyaratu ebi babamın arabası. Seyyara araba demek. Ebi babam demek. Ebun baba sondaki ya'dan dolayı ebi benim babam. Kalemun kalem. Kalemi benim kalemim. Ebi seyyaratu ebi babamın arabası nedir? Seri'atun hızlıdır. Haber. Bu şekilde her biri çözülebilir. Bu tarz soru olduğunu ben görmedim açıkçası. Aşağıdaki kelimeler anlamlı bir fiil cümlesi oluşturacak şekilde. Bundan bir iki tane yapalım. Fiil cümlesi istiyorsan fiille başlayalım. Zehebe gitti. Kim? El merizu. Fail getirdik. Fail olduğunu nereden anladım? Zammesinden. Öteyle bitmiş olmasından anladım. Zehebe gitti. Kim? Meriz. Hasta gitti. Nereye gitti? İlel müsteşfa. Hastaneye gitti. Önce harfi ceri getiririz. Sonra müsteşfayı getirerek tamamlanır bu da. Diğerleri de aynı şekilde. Paragrafta geçen isim fiil harfleri bulun diyor, demiş. Es-salmu elif lamlı olduğundan isimdir. Rüknün temin nebitinden isimdir. Azim temin nebitinden isim. Min harfi cer zaten ezberleyin demiştik. Erkan esreyle bittiği için isim. İslam esreyle bitinden isim. Hamse esreyle bitinden isim. Kat geldi öyleyse ardından fiil gelecek. Ceale mazi fiil. Hu zamir Allah lafzı isim özel isim alem fi harfi cer öylesi ardından gelen nedir isimdir Ramazan kelimesi zaten bir ay adı değil mi dolayısıyla nedir isimdir şehrun öteyle bitmiş teminle bitmiş teminle bittiğinden dolayı isim min harfi cerdir yani harftir ardından gelen direkt isim olmalıdır eşşehur elif lamlı olmasından esteli olmasından belli لِأَنَّهُ li harfi cerdir yani harftir enne harftir hu zamirdir eşşehir elif lamlıdır dolayısıyla isim ellezi ismin mevsuldür şihi fi harfi cerhi zamir nezere mazi fiil Kur'an fail ama elif lamlı yani dolayısıyla ne oluyor isim oluyor fi harfi cerhi zamir intasara fiil babından belli zamanından belli mazi fiil el İslam Elif lamından isim olduğu belli. Fi harfi cer öylesi ardından gelen isim. Bedrin temin almış isim. Fi harfi cer fethin. Fethi esra almış. Dolayısıyla isim Mekke'te gayri mustarif olduğundan esra alamamış. Ama sondaki tay merbutadan isim olduğu anlaşılıyor. Devamında ne var bilmiyorum bakalım. Devam ediyormuş. Haza bu nedir dersin derstir. Haza bu yani ismi işaret. Dersun teminle bittiğinden isim min harficer Allah lafzı özel isim yani isimdir.
Bir harfi cer. Enne inne enne diye geçmişti zaten. İsim en nasıl elif lamlı olduğundan belli. Min harfi cer. Harfi cerden sonra gelen direkt isim olurdu zaten. Hi, zamir. Her biri devam ediyor. Aynı şekilde yani zor bir şey yok. Aşağıdaki ifadelerden hangisi anlamlı yani tam bir cümledir? Ne istiyor bizden? Fiil fail veya fiil fail mef'ul. Fiil cümlesinde bunu bulmamızı istiyor. Veya isim cümlesine geçelim. Ne arıyor? Mübteda ve haber arıyor. Sadece mübteda olsa olmaz. Sadece haber olsa olmaz. Tam bir cümle derken yani isim cümlesi ise tam ögelerini arıyor. Fiil cümlesi ise tam ögelerini arıyor. Bakalım. Et-tifletu sagiratu. Et-tifle küçük çocuk yani zaten o demek de sagir de onun sıfatı küçük çocuk. Min ummiha annesinden. Annesinden ne? Belli değil. Çıkmadı. Tam değil yani. Feriha sevindi et-tifli çocuk. Şimdi oldu işte. Feriha fiil tifli fail. Tam bir cümledir. Fiil cümlesidir. Diğerler de aynı şekilde ne arıyor? Ya mübteda haber görmek istiyor ya da fiil fail görmek istiyor. En az bu. Yanlarında sıfatlar, atıflar pek çok şey olabilir. Bir tane daha bakalım. Raca'e döndü fiil kim? Elverdi çocuk döndü. Nereye? İler menzili eve döndü. Fiil, fail, meful. Tam bir cümledir. Şuraya bakalım. Fiil kadimi zamanı eski zamanda kânet oldu. Olan ne? Belli değil. Kânet şu oldu deseydi o zaman tam olacaktı. Tam değil mana. Çünkü bir soruya ihtiyaç çıkıyor değil mi? Mana tam olmuyor. İnneha o nedir? Adetün cemilitün. Güzel bir adettir. İnneha, innenin ismi ve haberi var burada. Dolayısıyla bu cümle tamdır. Rakiptu ben oturduğum ed-deracete. Rakibe fiil tu fail derace mef'ul ikra oku ente sen oku fail ikra fiil emri hazır ente fail neyi oku el cümlete talete gelen cümleyi oku okuduk şimdi dolayısıyla nedir ikra fiil ente fail el cümlete de onun mef'ulü taliye de onun sıfatı tam bir cümledir tam cümleler var tam olmayanlar var çevirin diye bir şey yok zaten deyimler derken deyimlere biraz bakmanız birkaç kelime ezberlemenizde fayda vardır. Özetliyor yani böylece ders bitti.